Ben Ahmet Görsev. Ben Atilla Aygin. Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız. Merhaba Laflayacağız dinleyicileri. Bu programı değişik şartlarda ve değişik koşullar altında yapıyoruz. Bir seyahat sonunda Bozcaada'ya geldik. Evet, Laflayacağız yine yollara düştü sevgili dinleyiciler için. Evet, Bozcaada'ya geldik. Çok eski bir dostuma, misafir edeceğiz. Selçuk Aykan. Hoş geldin Selçuk. Hoş bulduk, teşekkür ederim geldiğiniz için. Hoş geldiniz, teşekkürler. Sağ olun. Ve inanılmaz açık havada bir kayıt yapıyoruz. Bağların içindeyiz. Selçuk'un mekanına geldik. Arada horoz sesleri, kedi sesleri, köpek sesleri duyabilirsiniz. Çok keyifli. Nasıl yapalım Ahmet? Yine her zaman yaptığımız gibi bir ufak eğitimle başlayalım. Evet. Arkasını getireceğiz. Evet, ben 58 doğumluyum. Yani yaklaşık 64'ü devirdik. 65'e doğru gidiyoruz. Bir göçmen çocuğuyum. Onun için... Suyun öbür tarafından Saraybosna, Boşnağım. Babam da İstanbul'a geldikten sonra iş peşinde koştuğu için Türkiye'nin değişik yerlerinde çalışmış. Biz de onun peşinden gittik. Onun için birkaç tane okulda, birkaç tane şehirde okudum. Ankara'da okudum. Ankara Koleji ile başladım. Ondan sonra İstanbul'da birkaç okul okudum. Sonra Özel Moran Lisesi var, şimdi kapandı. Oradan mezun oldum. Değişik şeyler yapma peşindeydim. Babam da lisan çok önemli. Bir lisan bir insan diyordu. Gitmek istememe rağmen beni İngiltere'ye yolladı eğitim için. 5 yıl İngiltere'de kaldım. Oradaki üniversite bitirdim. Bir data processing okudum. Arkasından Certified Public Accountancy yaptım. Certified Public Accountancy işte Türkiye'de eşdeğeri yeminli mali müşavir olsa da onlar oradaki işlevsellik Türkiye'dekinden biraz daha farklı. Ondan dolayı da dünyanın birçok yerinde farklı ülkelerde çalıştım. Nerelere dolaştın sen? İlk başta Suudi Arabistan'a gittim. Çünkü genç yaşta babamı kaybedince ve İngiltere'deki politika değişikliğinden dolayı Margaret Thatcher işin başına gelince 1977 senesinde o zaman İşçi Partisi yabancılardan okul ücreti almıyordu. Bir anda taşa 300 pound olan yıllık ücreti 1200'e, ikinci sene 2400, son sene 3600 pound'a çıkardı. Para kazanır hale geldi. Yani bütün yabancılar dedi ki madem İngiltere'ye geliyorsunuz paranızı verin öyle okuyun dedi. Bizim de imkanımız yoktu çünkü ben üniversite birinci sınıfta babamı kaybettim. Ve hem okudum hem çalıştım. Orada işte barlarda, restoranlarda, İngiliz çelik sanayinde her yerde çalıştım. Bu arada bir aşk peşinde koştuğum için çok genç yaşta evlendim 20 yaşında. 20 yaşında çocuğum oldu. Hem zorluklar hem keyifler hem hayat dersleriyle kendimizi okuldan mezun olduğumuz zaman büyük bir borcun içinde bulduk. Çünkü okulun parasını ödeyemedim. Okulda çok iyi bir danışman hocam vardı. Bana dedi ki senet yap, ben kefil olacağım, sana güveniyorum. Sana dedi release belgesi vereceğiz ama diplomanı vermeyeceğiz. Dedim ki ya ben parayı nasıl öderim? O zaman dedi Suudi Arabistan gideceksin. Dünyada en iyi parayı orası veriyor dedi. Ben de kalktım Suudi Arabistan'a gittim. 5 sene çalıştım Suudi Arabistan'da. Bir tek ortak yönümüz şu ana kadar ben de Suudi Arabistan'da 5 sene çalıştım. Acayip bir tecrübeydi. Yani yemek yapmayı orada öğrendim ve ilerlettim desem yalan olmaz. Çünkü doğru düz bir restoran ve doğru düz bir keyif alma ortamı olmayan bir ülkeydi bizim gittiğimiz zamanlarda. Annemden de devamlı reçeteler gelirdi. İşte şöyle yap, böyle yap, şunu al, bunu al. Ben çünkü yemeğe ve değişik şeylere çok düşkün bir insanım. Ama orada biraz Lübnan mutfağı öğrendim. Çünkü Lübnan'da çalışan arkadaşlarımız vardı. Çok zengin bir mutfak değil mi? Evet, mutfak. Çok zengin bir mutfak. Yani çok seviyorum Lübnan mutfağını. Bize çok benziyor birçok huyları. Sonra Türkiye'den bir iş teklifi aldım. Çırağansaray yapılıyordu Türkiye'de. %100 yabancı sermaye, Türkiye'nin en büyük turizm projesiydi. Ben Certified Public Accountant olduğum için Pricewaterhouse'a kayıtlıydım.
Pricewaterhouse'dan dediler ki Türkiye'de şöyle bir iş var, gelip çalışmak ister misin? Türkiye'ye geldim, bir 4 sene Çırağan Sarayı'nın inşası, restorasyonu, işte yabancıların Türkiye temsilcisi olup işte devlet işleri, 4 sene o işi yaptım. Sonra içimizdeki bu özgürlükçü ruh ve devrimci yaklaşım 89'da Berlin Duvarı yıkılınca, Kasım ayıydı çok iyi hatırlıyorum. Arkadaşım vardı, oğlum dedi sana oralar yakışır, git bir keşfet bakalım ne olmuş bu duvar yıkılınca Polonya'da, Romanya'da, Ukrayna'da, oralarda, buralarda ne olmuş. 89'un sonunda kalktım, şeye gittim, Polonya'ya gittim. Polonya. Polonya'da birçok, ilk defa entrepreneurluk, yani girişimci ruhum orada ortaya çıktı. Çünkü yemek yapmayla ilgili bir takım fırsatlar gördüm ve orada komünizmden kapitalizme geçildiğinde çok büyük açıklar vardı. Bunlardan en büyük açıklardan biri de ekmek imalatıydı. 5 tane fırın kurdum orada ve farklı şehirlerde Polonyalılara ekmek yaptım. Ama çok hızlı değişim ve Avrupa topluluğunun Polonya'ya kapital olarak girmesinden dolayı biz rekabet edemedik. Biz de sermaye çok fazla yoktu. Sattık orada fırınları. Orada çalıştığımız Ukraynalı bir Melek diye bir adam vardı. Dedi ki bütün sular dedi Moskova'ya kardık Sovyet zamanında. Sen dedi ilk önce Kiev'e git, oradan da Moskova'ya git. Bak çok güzel işler yaparsın dedi. Ben de Kiev'e gittim. Baktım o zaman Kiev çok fakirdi ve bir şey olmayacak. Ondan sonra oradan Moskova'ya gittim. Moskova'da dediler ki ya artık burada köşeler kapılıyor, böyle küçük şehirlere git. 150 bin nüfuslu Arzamas diye bir şehre gittim, çok ilginç. 4-5 sene orada yaşadım. Sen çok, ne kadar kısa zamanı ne kadar çok şey söylemiş yani. Evet. Biraz maceralar bu. Ben hayatta hep şuna inandım. Yani yelken yapanlar bilir, ben de yelken yapıyorum. Çok profesyonel olmasaydı, teknem yok ama sevdiğimiz arkadaşlar bizi de davet ettiğinde, yelkencinin bir lafı vardır. Senin gitmek istediğin yere rüzgar götürür. Sen istediğin kadar başka yere gitmek ister. Yani rüzgara karşı koyamazsın. Ben de hep arkamdan alan rüzgarla hareket ettim. Yani hadi dediler rüzgar Rusya'ya esiyor. Kalktım Rusya'ya dedim. Çok güzel bir zaman geçirdim. Yani tabii şimdi çok zor şartlar ve farklı bir ortam, insan Rusya deyince farklı şeyler insana geliyor, kafasına geliyor ama o kadar net ki yani politikacılarla yaşayan insanlar arasındaki dünyaya bakış açısı o kadar farklı ki. Yani tabii hepimiz çok üzülüyoruz şu anda olan olaylar ama Rusya'da tam bir Türk Anadolu örf ve adetleri olan bir ülke. Moskova'yı büyük şehirleri dışarıda bırakırsanız küçük şehirlerin hepsi öyle. Yani çok büyük aile ilişkileri, ana baba ilişkileri, çocuklara, torunlara bakma. Muhteşem. Yani çok güzel bir zaman geçirdim. Çok güzel yemekler yaptım. Çok güzel insanlar tanıdım. Onun için ayrı bir program yapabiliriz yani. Onun için çok fazla detaya girmeyeceğim. Konuyu dağıtmayalım. 96 senesinde Türkiye'ye döndüm. İsterseniz bir parça arası verelim. Evet. Türkiye macerasını ikinci turda. Tamam. Aynen. Tamam oldu. Konuşalım. Tamam. Çünkü o kadar derin ki zaten Selçuk'un söylediği gibi, sevgili Selçuk'un söylediği gibi hani bir Moskova'dan, bir Rusya'dan bahsedersen buraya ayrı bir program lazım. Aynen, aynen. Yani evet. Onun için yapmamak gerekiyor. Yani evet. Konuları çok bölmeyelim. Evet. Vallahi açık havada Bozcaada'nın çok böyle serin bir esintisiyle yaza daha hazırlık yapan bir havada bir program yapıyoruz. Çok keyifli. Kate Jarrett'dan bir parça gelsin. Evet, bu yeni son albümünden, Budapeşte konser albümünden Part 7 diyelim. Thank you.
sevgili Laflayacağız dinleyicileri, Bozcaada'dan sesleniyor Laflayacağız programı bu hafta sizlere. Konuğumuz sevgili Selçuk Aykan. Rusya maceralarında kaldık, Türkiye'ye dönüşülen yavaş yavaş devam ediyoruz. Türkiye'ye döndüm. Rusya'daki ekonomik şartların değişmesinden dolayı. Orada da ilginç bir Türkiye'ye girişim oldu. Bu Türkiye'nin ilk kompozit silahlı kuvvetlere gemisini yapan Ekber Onuk vardı. Çok meşhurdur. Aynı zamanda da kompozit arabalar yapıyordu. Gel dedi, beraber çalışalım, bir şeyler yapalım. Onunla beraber bir şeyler yapmaya başladık. O da Alemdar Yağ Sanayi vardı Dilovası'nın orada. Onun fabrikasında çalışıyordu. Onun fabrikasında başladım onunla bir şeyler yapmaya. Dedim bir araba projesi yapalım işte bu. Amerika'da 50 yılı biten patentler alıp kullanabiliyorsunuz. İşte biz Cobra'yı getirdik, Corvette'i getirdik. Onların bodylerinden, vücutlarından işte arabalar yapalım falan derken, o arada Alemdar Yağ Sanayi'nin sahipleri benim Rusya'da çalıştığımı öğrenince dediler ki, bize danışmanlık yapar mısın, Rusya'da şirket kurar mısın? Ve şöyle bir 6 ay onların Rusya setuplarını yaptım, onların ihracat kanallarını açtım. Bu arada da Alemdar'ın kızıyla Polisan Holding'in oğlu evli. Kızı dedi ki, ne olur Polisan biraz zor durumda, böyle profesyonel girişimcilere ihtiyacı var, Rusya'ya ihracat yapmıyor, gelip Polisan'da çalışır mısın? İşte gittik rahmetli Necmettin Bitlis'le. Pazarlama satış direktörlüğünü bana verdiler, yönetim kurulu üyesi yaptılar ve 8,5 sene orada profesyonel bir dönem geçirdim. Benim bildiğim kısım o sadece. Evet, bayağı profesyonel bir dönem. Yani şirketi Concordato ilan etmiş, farklı şirketler kurmuş, şirketi halka açacak duruma getirdik. Müthiş. Ve ben misyonumu tamamladım. Kendime bir sözüm vardı. 50 yaşına geldiğimde ne yaparsam yapayım, sevdiğim işi yapacağım diye bir sözüm vardı. O sözü tutmam için de 50 yaşında oradan ayrılmam gerekiyordu ve 50 yaşında iş hayatından ayrıldım. Selçuk, bir de senin spor hayatın var. Evet, o spor hayatı o muhteşem bir hayat. Evet, onu dinleyelim bir de. O çok farklı. Yani ben kendimi uzun boylu olarak düşünüyorum ama Selçuk'a da kafamı kaldırıp bakıyorum. Yani ben 1970'lerde voleybola başladım. İlk önce basketbola başladım. Boyum çok uzun. 1.98 boyu. Fenerbahçe'nin yıldız takımında oynamaya başladım. Ama tabii ben çok küçüğüm. Antrenör beni hemen genç takımı almak istiyor. Fakat cılızım. Temelim çok sağlam değil. Birkaç defa soyunma odasında gözlerimi açtım. Bayılmışım. Adam rubanta çıkarken benim altımdan zıplıyor. Çeneme kafa atıyor. Ben soyunma odasında oynuyorum. Teyzemin oğlu vardı. Dedi ki, sen dedi öyle bir spor yapmalısın ki dedi, fiziksel olarak sana dedi müdahale edememeleri lazım. O da dedi voleybol. Arada dedi file var. Senin ne boyuna ne de elinden çekerler, çok ne de dirsek atarlar. Sonra voleybola başladım. Milli takıma gidecek kadar oldum. Milli takıma gittim. Ama işte İngiltere maceram başlayınca Türkiye'de voleybol hayatım bitmek zorunda kaldı. İngiltere'ye gittim. Sonra Almanya'da bir takımdan teklif aldım. Berlin'de voleybol oynadım. Para kazanmak için birkaç ay. İngiltere'de 3-4 sene voleybol oynadım. Sonra döndüm Türkiye'ye. Çırağan Sarayı'nda çalışırken gene eski kulübüme gittim. 32-33 yaşına kadar voleybol oynadım. Ne güzel. Avrupa Şampiyon Kulüplerine gittim. O takım iyi bir takımdı. Altınyurt, genel sigorta Altınyurt'tu o zaman. Selçuk, şeyi tanırsın sen, dünyayı. Tabii, çok iyi arkadaşım. Takım arkadaşım. Biz dünyayla beraber askerlik yaptık. Evet. Beraber askerde voleybol oynadım, evet, ben de. Dünya işte, Baltacıoğlu. Buradan Dünya Baltacıoğlu, Kenan Bengü, ben işte yani bizim takımdı bu. 1975 senesinde. Efsane takım yani. Evet, 75 senesinde biz hiçbir ekonomik destek almadan Türkiye 1. Deplasman Ligi'ne çıktık. Ben Türkiye Deplasman Ligi'nde en geç oynayan oyuncuydum. Daha lise son sınıftaydım. Hafta sonları Ankara'ya deplasmana giderken
Tabii babam spora karşıydı. Para orada olmaz, çalışacaksın. Çünkü göçmen bir çocuğu olduğu için çalışmanın dışında hiçbir şeye inanmayan bir adam. Yani spor karın doyurmaz. Annem bin bir hikayeler anlatarak işte hafta sonu arkadaşına ders çalışmaya gidecek, öyle yapacak, böyle yapacak deyip babamdan gizli voleybol oynadım. Çok iyi. Fakat şimdi tabii sevgili dinleyiciler herhangi bir şey olmadığı için görsel fark etmiyorlar. Sevgili Selçuk Aykan 64 yaşındayım dedi ama görüntü tam ters çevirelim 46. Evet. Masadaki en genç görüntü. Hala son derece fit. Tabii bunu hem spora bağlıyorum hem de bir Bozcaada yaşantısı var. Selçuk kendini şehirden arındırarak burada ömrünü uzatmış. Evet. Spor devam mı şu anda? Yapıyor musun? Şöyle tabii çok uzun zaman spor yaptıktan sonra orta mesafe koşuya geçtim oradan. Yarım maratonlara katıldım. Ama amatörce yani bütün İstanbul maratonlarına katıldım. Hı. Yurt dışında bütün koşulara gittim. Fakat boy bu kadar olunca ve voleybolun en büyük sıkıntısı tabii şimdi kadar o zaman sofistike ayakkabılar yoktu. Topuk dikeni oldu, bel fıtığı oldu. Yani spor hastalıkları çok fazla olunca en azın 55 yaşında, 56 yaşında doktor dedi ki böyle koşmaya devam edersen yani ayağında sıkıntılar olacak dedi ve koşmayı yasakladı. Hı hı. İşte son 9 senedir falan yürüyorum. Ama devamlı yürüyorum. Yani, çok güzel. Öyle devam ediyorum. Helada da yürüyüşten. Evet. Keyifli. Sporun bir de benim bildiğim yelken tarafı var. Yelken yapıyorum. Yani şeyim var. Ne derler adı? İşte tekne ehliyetim var. Arkadaşlığı. Yani şimdi burası Bozcaada'da çalışınca ancak şey zamanlarında oluyor. Ne derler adına? Ekim-Kasım gibi oluyor. Fakat burada yelken yok. Esasında çok ilginç. Belki yelkenciler hepsi çok iyi bilirler. Kuzey Ege yelken için muhteşem bir yer. Öyle değil mi? Keyifli, evet. Keyifli. Ben Göçe'ye gittiğim zaman veya Marmaris'e gittiğim zaman yelken rüzgarları yok. Yok orada. Tabii. Yani burası esinti gibi var. Değil. Doğru, esinti evet. Var. Yani herkes yelken yapıyormuş gibi oluyor ama 3 mil, 5 mil. Ya burada bir tabii, yapıyorsun, tabii. Maksimumları zorluyorsun. 8 evet. mil, 9 mil. Teknen iyisi 12 mile kadar tabii, çıkabilir. Gerçek yelken burada evet. Tabii. Biz şimdi doğada olduğumuz için burada açık havada bir takım bağ işleri falan da yapılıyor. Arkadan var, takım evet. motor sesleri geliyor. İsterseniz bir parça arası verelim. Tamam. Belki onu da atlatırız bu arada. Bria Skomberg'den gelsin. Evet. Dance Me to the End of Love diyelim. Hoş bir parça. Gelsin burada. Muhteşem. Parça sonrası buradayız. Thank you.
dance me very tenderly, dance me very long. Both of us beneath our love, both of us above, dance me to the end. Laflayacağız dinleyicileri. Konuğumuz sevgili Selçuk Aykan. Ama Bozcaada'da da biz ona misafir olduk. Maya'ya misafir olduk. Maya diye bir adanın ortasında bir cennet var burada. Selçuk, Bozcaada'ya nasıl geldin? Niye Bozcaada? Evet, hep dedim ya, yani hayatta insanlar idealleri için yaşarlar. Benim de idealim vardı ama ben ideallerimi hep şöyle şekillendirdim. Hep rüzgara örnek veriyorum. İdeallerin peşinde koşmak güzel bir şey ama ben fırsatların yarattığı ideallerin peşinde koşmayı daha çok tercih ettim. O bakımdan daha esnektim. Katı kurallarım yoktu. Yok şehirde şunu yapayım veya bunu yapayım. Tarımla ilgili ilgilenmek istiyordum. Bir şeyler üretmek istiyordum ama bunu nerede yapacağım, nasıl yapacağımla ilgili hiçbir fikrim yoktu. Yani İstanbul'da kapıdan çıktığım zaman, İstanbul dışında da çok eşim dostum tanıdığım olmadığı için, o arada benim, bu arada onu da anlatmakta fayda var. İki tane kızım var. Bir tanesi 42 yaşında, öbürü 36 yaşında. Buradan onlara da selam olsun. Evet. Konca, o İngiltere'de yaşıyor. O İngiliz vatandaşı. Biz böyle bir dolu vatandaşlıkları olan göçmen ailelerdeniz. Küçük kızım Amerika, Chicago'da yaşıyor. O da Amerikan vatandaşı. Onlar orada yaşıyorlar artık. Arada sırada bir ziyarete geliyorlar. Bundan 15 sene önce bir iş için büyük kızım moda direktörü, moda editörü, uzun yıllar Vogue'da da çalıştı. Türkiye Vogue'un da moda direktörüydü. Buraya bir çekim için, bir aktivasyon için geliyor. Burayı çok beğeniyor. Yıl 2007 tahmin ediyorum. Baba diyor ya, Bozcaada diye bir yer var diyor. Senin diyor buraya gidip görmen lazım. Kalktın Bozcaada'ya geldin. Ondan sonra diken oldu. Evet, Bozcaada'ya geldim. Sevdim Bozcaada'yı. O arada ilk eşimden ayrılmıştım. Burada bir arkadaşla tanıştım. O da işini bırakıp burada yaşamayı düşünüyordu. Ve ben dedim ki neden olmasın ya? Yani İstanbul'daki evimi sattım. Her şeyimi sattım İstanbul'daki. Hiçbir şeyim yok şu anda İstanbul'da. Onunla bir müddet yaşadıktan sonra, yani kader bu. Onun yaşadığı evin yanındaki ev satılığa çıktı. Ben burayı alayım dedim ya, burada bir şeyler olur dedim.
Orayı satın aldım. 5 dönüm bir bağ. İçinde eski bir Rum evi. Dedim ki ya ben burada reçel yaparım. Yani ekmek yaparım, peynir yaparım. Onları gelen misafirlerle paylaşırım diye düşündüm. 2010 senesinde bu maceraya atladım. Böyle başladı Bozcaada. Benim de oğlum Bozcaada'da yaşıyor. Benim de Selçuk'la, sevgili Selçuk Aykan'la tanışma vesilem oğlum Can Görsev'dir. Can çünkü Selçuk'un yanında çalışıyordu bir müddet. Evet. Evet. Can benim yanıma geldiğimde onun da yeme içmeyle ilgili hayalleri vardı. Yurt dışında birçok ülkede yeme içmeyle ilgili eğitimler almıştı. Bu arada da ben yurt dışında işte bu arada erkek kardeşim de Amerika'da. O da Amerikan vatandaşı. Onun yanında gittiğimde bu peynirle ilgili eğitimler aldım. İşte biraz kendimi birçok şeyde geliştirdim. Sonra Bozcaada'da peynir yapmaya başladım. Neden Bozcaada? Çünkü Bozcaada'da kombine tarım yok. Herkes kendisinin 5-6 tane küçük keçisi var. 10-10'un 15 tane koyunu var. Ve yavrularını ayırdıktan sonra belirli müddet süt dışarıya veriyorlar. Bunlar en doğal sütler çünkü yemle beslenmiyor. İşte burada ne bulurlarsa onu yiyorlar adada. Ve biz doğal sütlerle yaklaşık 26 değişik sert ve yumuşak peynir yapmaya başladık. Muhteşem peynirler olduğunu ben biliyorum. Yani, yani muhteşem. Sonra işte dedik ki doğru tarım nasıl yapalım? İşte bütün kendimiz ekmeye başladık. Patlıcanımızı, biberimizi, her türlü sebzemizi. Bu iş buğdaya kadar gitti. Şu anda kendi buğdayımızı ekiyoruz. Atalık buğdayı ekiyoruz. Şahane. Ekşi mayalı ekmeğimizi yapıyoruz. Tabii Bozcaada deyince bağ deyince işte pekmez yapıyoruz. Kendimizin içeceği kadar az bir miktarda şarap yapıyoruz. Çünkü restoranımızda genelde yöre şaraplarını ikram ediyoruz. İşte bir ara Sulva'nın şaraplarını ikram ettik. Bir ara Etruska'nın şaraplarını ikram ettik. Bir ara Ada şaraplarını ikram ettik. Sonuçta burası doğal ve 24 saat devamlı bir yerde yaşayınca ve 365 gün çok fazla sosyal bir ortam olmayınca kendinizi doğaya ve üretime veriyorsunuz. Yani tabii demince müzik arasında Selçuk söyledi, insanın kendini geliştirip ve kitap okuyacağı vakit kazandığı tek yer burası. Sosyalleşmenin kitap okuyarak oldu. Öyle değil mi Atilla? Evet, kesinlikle öyle. Evet. Ve işte bir yandan da burada arka tarafta tavuklar var. Onları görüyorum. Ve dinliyoruz. Evet, ve dinliyoruz onları. Ya, köpeklerimiz var. Evet. 14 tane kedimiz var. Yani meşguliyet çok fazla. Çok güzel. Peki biraz şu anda içinde olduğumuz mekanı anlatır mısınız? Yani Maya nasıl, yani Maya doğru nasıl başladı? İşte 2010 senesinde burayı aldıktan sonra ilk önce bir de ben biraz kurallara uyan bir adamım. Yani öyle işte belediyeden ruhsatlarımızı aldık. Bize pansiyon ruhsatı, işte arkasından restoran ruhsatlarımızı aldıktan sonra daha az bir miktarda, çünkü daha önce hiç restorancılık yapmadığım için ve benim hayatta anlayışım şudur. Bir şeyi anca yiyen veya onu gören tarif edebilir. O bakımdan ya bunun bence benim hayat bakışımla alakalı değil ama sosyal medyayla paylaşılan bilgilerin gerçekçiliği denenmediği müddetçe benim için çok fazla büyük bir anlam ifade etmiyor. Çünkü sosyal medyada insanlar bazı şeyler aşırı derecede süsleyip veya farklı şekilde prezent edebiliyorlar. Yani gösterebiliyorlar. O zaman siz onun doğrudan inanıp onu deneme yaptığınız zaman hayal kırıklığınız olabiliyor. Yani ben bunu yurt dışında yaşadım, Türkiye'de yaşadım. İşte tavsiye edilen yerler, görülen yerler. Onun için kendi kendime şöyle bir karar verdim. Bir de çok idealist değildim. Yani bu restoran böyle meşhur olsun, o olsun, bu olsun. Dedim ki bu restoranda biz sosyal medyayı hiç kullanmayalım.
bizim için biraz İngilizce olacak ama word of mouth, yani insanın ağzından duyanlar buraya gelsinler. Yani burada yemek yiyen, burada bu havayı yaşayan, burayı gören, o lezzeti tadan gitsin beni. Başka birini anlatsın. O anlatan merak edip buraya gelsin diye başladık. Onun için 2010 senesinde bize sadece 300 kişi geldi. Çünkü hiç kimse tanımıyordu. Ama sonra her sene bunun üzerine katlanarak gitti. Artık şu anda 13. senemizdeyiz. Ve Bozcan'ın sezonu genelde Haziran'ın ortasında başlar, Eylül'ün ortasında biter. Sezonda yani her gün istediğimiz rakamlara ulaşıyoruz. Ama orada da bir rakam kısıtlamamız var. Hiçbir zaman masa eklemiyoruz. Belirli bir kişi sayısına ulaştığımız zaman rezervasyonu kapatıyoruz. Sadece rezervasyonla çalışıyoruz. Kapıdan hiç kimseyi kabul etmiyoruz. Bunun sebebi de şu: yapılan şeylerin gününde yapılıp ve o gün yenmesi idealisti olan bir adamım ben. Oralara gireceğiz. Evet, oralara evet, şimdi gireceğiz. Gireceğiz evet. Şimdi bir parça arası verelim. Verelim mi peki? Wolfgang Huff nereden gelsin? Tango Cordoba. Hep birlikte dinliyoruz. Thank you.
Evet sevgili Laflı Caz dinleyicileri, bugünkü konuğumuz Bozcaada'dan Selçuk Aykan. Ama konuk biz olduk. Konuk biz olduk. Kendisine de ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel mekanda bizi ağırladı. Şimdi biz tabii ekip olarak yeme içmeyi de çok meraklı olduğumuz için bu mayadan biraz devam etmek istiyoruz. Bu restoranın hani konsepti nedir, menüsü nedir? Mayanın esasında gene dediğim gibi yani konseptinin oluşumu da böyle kitaplardan veya sağdan soldan bir araştırma yapılarak olmadı. Yaşanarak. Ben bazı şeyleri hep yaşayarak buldum. Bence tecrübe de öyle kazanılıyor. İlk başta işte biz burada sabahları kahvaltı verip kendi yaptığımız reçelleri, ekmekleri, peynirleri misafirlerimizle paylaşırken adada sizler gibi yemeğe içmeye düşkün olan insanlar bu sabah kahvaltılarında bize geldiğinde adada çok büyük bir eksiklik olduğundan bahsettiler. Dediler ki ya burası bir şarap adası ve herkes burada şarap içmeye, keyif yapmaya geliyor ama burada bir et yiyip şarap içecek, bir peynir içip bağlara bakacak bir ortam yok. Aşağıdaki bütün restoran hepsi balık ve rakı üzerine konumlanmış ve biz zaten bu hayatı İstanbul'da yaşıyoruz. Her yer. Meyhane, balık lokantası. Rakı ya, balık her yerde zaten. Evet yani evet, dediler ki ya böyle bir yurt dışında da vardır böyle bağların içinde gidersin iki kadeh içersin adam bir dilim et sana getirir işte sohbet edersin. Dedim ya ne güzel ben de aynen öyle yapayım işte 3-4 tane masa koydum akşamları. Onlar arkadaşlarına söyledi. Onlar arkadaşlarına söyledi. Ve biz böyle 2011 senesinde akşam yemekleri vermeye başladık. Yapılan her şey o gün gelen kişi sayısına göre yapmaya başladık. Çünkü bizim amacımız şuydu. Biz alakart bir restoran olamazdık. Çünkü kimin geleceğini, ne zaman geleceğini ve ne yiyeceğini bilemediğimiz için ve imkanlarımız da kısıtlı. Yani şefliği ben yapıyorum. Eşim yardım ediyor. Bizi seven bir arkadaşımız o yaz tatilde zaman geçirmek için yanımıza gelip bize serviste yardım ediyor. Olaylar hep böyle başladı. O bakımdan dedik ki ya biz bir set menü yapalım. Ve bu set menü şarap menüsü olsun. Şarapla beraber gidebilecek, asitli olmayan, acılı olmayan, şarabın tadını ezmeyen yiyecekleri bir araya getirelim. Ve restoranımızı günde bir kere açalım. Ve masamızı bir defa döndürelim. Gelen buraya keyif yapsın. 7'de otursun 11'e kadar. İşte arkadan çok güzel caz müziği yapıyoruz bu arada. Evet. Çok önemli. Yani, yani bence hayatımın teknolojisinin Spotify'da bana kattığı en büyük derinlik ve değişiklik. Çok değişik müzik türlerine onun vasıtasıyla erişip burada gelen misafirlere onları paylaşmak. Hayatta dinlediğim de yani %80 dinlediğim tek müzik de caz yani bu da tesadüf oldu tabii sizlere bunları önce bilmiyordum ve bu böyle bir konuma geldik ve bunu 13 senedir yapıyoruz artık. Şimdi tabii şarap peynir deyince Selçuk'un kendi yaptığı şaraplar da var burada. Bunlar içinde hiçbir kimyasal olmayan tamamıyla doğanın bize sunduğu imkanlar dahilinde olan şaraplar ve tamamıyla doğanın bize sunduğu imkanlar dahilinde olan peynirler. Yani şarap peynir dediğimiz zaman gidip marketten peynir alıp da getirip buraya masaya konmuş peynirler yok. Eğer hakikaten gerçekten içinde hiçbir katkı olmayan doğada oturup rüzgarın sesiyle bağları seyrederek bir şey yemek istiyorsanız burada bir kere deneme yapmanız lazım. Öyle kulaktan dolmayla olmuyor. Benim anlatımım da hiç olmuyor. Gelip tatmak gerçekten bu hoş mekanı deneyimlemek lazım. Şimdi burada dikkatimi çekti benim mesela. Tavuklar vardı. Selçuk dedim bu tavuklardan burada iyi verim alıyor musunuz yumurta? Enteresan bir şey söyledi. Şimdi şöyle... Bizim arazimiz geniş ve yani bu gerçekten serbest gezen tavuk. Biz tavukları bırakıyoruz dışarıya. Tabii ben tavukları işte taze yumurtamız olsun, doğal yumurtamız olsun diye alıyorum. Tavukçuluk bilmiyorum tabii. Versem tavuklar genelde yumurtalarını işte genelde öğlene kadar yaparlarmış. Biz sabah kalkıyoruz, açıyoruz kapısını tavukların.
Ya doğru düz yumurta çıkmıyor. Bazen iki tane çıkıyor, bazen bir tane çıkıyor. Bir de doğal işte beslensin diye işte biraz ekstradan buğday veriyoruz. Ama onun dışında öyle tavuk yemiymiş, özel yemler vermiyoruz. Sonra bir yerde bir şey arıyorum veya gidiyorum bir yer temizliyorum. Abi bakıyorum 7 tane yumurtayı bir yere şey yapmış, yapmış, bırakmış. Arkada bir yerleri kapatmıştık, bir kasa koymuştuk. Bir tanesi gitmiş oraya 16 tane yumurta yapmış. Herhalde onu bir ay içerisinde yaptı. Ve biz şunu anladık ki yani hayvanlar doğal yaşamları da kendileri çok daha mutlu ve onlar yumurtayı yapmak istedikleri yere yapıyorlar. Senin yani folluk, folluk ancak işte ticari yerlerde veya böyle belirli müddet kapandığı zaman. Ama ya ben dedim ki ya onlar mutlu olsun, ben biraz eksik yumurta yiyeyim ama gerçek gezen tavuklar sizinkiler. Bir de tabii tavuk fazla yumurta yapsın diye de bu sefer yumurta yapması için gereken bir yemler var. Onlar da verilmeyince hayvan doğası kadar. Aynen tabii. Öyle maalesef. Evet. Normalde bir de o dönem içerisinde tavuk da mesela çok ilginç. Civcivi yaşayacağı döneme yakın yumurta miktarları artıyor ki bunlar baharlar. Sonra yazın ortasında azalıyor ve sonbahar kış en az yumurta yaptığı zaman. O bakımdan yani bir şeyleri doğal yaptığınız zaman onun size vereceği adete razı olmanız lazım. Bu yaptığınız tarımda da öyle. Yani diyelim ki patlıcan yapıyorsunuz. Ona dışarıdan gübre vermediğiniz zaman daha az verim alıyorsunuz. Daha lezzetli oluyor. Ama tabii dünya öyle bir noktaya geldi ki insanın sayısı arttıkça doğal tarımın getirmiş olduğu üretim miktarları insanlara yetmeyince de tabii. Tabii nitelik nicelik devreye girince evet işler yani, değişiyor maalesef. Şey değişiyor tabii yani işin boyutu değişiyor. Evet. Arada doğal ortamda olduğunuz için arkadan traktörler falan geçiyor. Ne hoş. Çok aslında iyi, evet. Çok enteresan bir şey fark ettim. Bu geçen traktörün sesini biz İstanbul'da yaşarken hiçbir zaman duymuyoruz. O kadar büyük bir ses kirliliği içinde yaşıyoruz ki. Burada çıt yok. Uzaktan bir tane traktör geçtiği zaman evet. Hemen ilgiliyorum. Bir şey geçiyor, farkındayım. Dikkat ediyorum. Selçuk farkında bile değil o gibi. Ben çok alıştım. Yani mesela acayip sabahleyin kuşlar cıvıldıyor burada. Adana şöyle bir özelliği var. Yani Türkiye'de hiçbir yere benzemeyen bir özellik. Biz buna biraz özerk ada diyoruz. Deniz, aramızda deniz olduğu için ana karayla İnsanlar buraya çok kısa müddet için geliyorlar ve bu denizin getirmiş olduğu kısıtlamalardan dolayı da böyle rüzgar çıktığı zaman, fırtına çıktığı zaman burada birkaç gün feribotlar çalışmıyor. Hele bu sene çok oldu. İnsanlar tedirgin oluyorlar ve böyle hemen acaba ne zaman geri dönebilirim, ana karaya ayağımı ne zaman basarım diye. Hele kışın burada yaşayan insan sayısı onun için çok az oluyor. Çünkü bir takım sağlık problemleri olanlar burada yaşayamıyorlar. Bizim sağlık olarak tabii bir sıkıntılı bir durumumuz var. Burada hastanemiz yok. Bir sağlık ocağı var sadece. O da tabii yetersiz. Mutlaka. O bakımdan çok az ve öz insanla yaşıyorsunuz. Evet. Gerçek dostlar o zaman burada buluşuyor. Evet. Ne diyelim o zaman? Just Friend. Diyelim. Champion Fulton'dan dinliyoruz. Gelsin. Just Friend. Lovers no more, just friends, but not love like before. To think of what we've been. And not to kiss again seems like pretending. It isn't the ending. To friends drafted. And
Just a friend, lovers no more. Just friends, but not like before. To think of what we've been, not to kiss again. Seems like pretending it isn't the ending to friends drifting apart. Two friends and one broken heart. We loved, we laughed, we cried. Suddenly love died, the story ends as we're just friends. Suddenly, love died, and the story ends.
Sevgili Laflayacağız dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu akşamki konuğumuz Selçuk Aykan. Birazcık da Bozcaada'dan bahsedelim. Sizin geldiğiniz yıllarla bugün arasında hani eminim ki çok büyük farklar var ama. Yani Bozcaada tabii bütün Türkiye'deki diğer sahil kesimi olduğu gibi burada da çok büyük değişiklikler oluyor. Ama gene de diyelim ki bir Alaçatı, Çeşme, Bodrum, Göçek oralarla mukayese ettiğinizde bizdeki değişim onlara göre daha az. Burası biraz daha farklı bir konumda çünkü yıllar önce burası işte tabiat varlıkları koruması altına alınmış bir alan olduğu için imar kısıtlı ve bazı dönemlerde imar çıkıyor. Devamlı bir imar yok. Şu anda mesela imar yok. Hiçbir şey yapamıyorsunuz araziniz olsa bile. Fakat şöyle bir şey oluyor. Bozcaada'nın farklı bir ortam olmasından dolayı buraya tatil için gelenler veya burada bir zaman geçirenler Bozcaada'yı beğenip buradan bir arazi sahibi olmak istiyorlar. Burası ben geldiğimde yaklaşık adanın tarım yapılabilen alanları. Çünkü ada ikiye bölünüyor. Güneye bakılan bölümde tarım yapılmıyor. Orası daha taşlık ve makilik bir alan. Kuzeye bakan taraf daha çok tarıma müsait. Bu tarıma müsait olan alanın %60'ı, %70'i üzüm bağlarıyla kaplıydı. Fakat bağcılık çok masraflı ve devamlı ilgi isteyen bir şakkatlı bir şey. Evet. Yani buduyorsunuz, sürüyorsunuz, temizliyorsunuz, eksiltiyorsunuz. Bir dolu prosedür var. 12 ay hayat var bağda. Evet. Aslında. Yani o bakımdan araziyi satın alanlar o bağlara bakmıyorlar ve zamanla o bağlar hani bir atasözümüz vardı. Bakarsan bağa bakmazsan dağ olur diye. Buralar dağ oluyor ve orada böceklenme ve hastalıklar oluşuyor. Çünkü o bağın içerisinde birkaç yıl bakmasanız bile üzüm vermeye devam ediyor. Üzümler hastalanıyor. Bizim bağlara oradan hastalıklar ziyaret ediyor. Daha sonradan görünüm çok kötü olunca tutuyorlar. Bağa köklüyorlar. Burada bir dönüm terim var. Bağa köklemek diye. Yani bağa çıkarıyorlar. Bazıları oraya zeytin ekiyor. Bazıları bağa boş bırakıyor. Ve bu da tabii adanın görünümünü ister istemez hem değiştiriyor hem de farklı bir noktaya getiriyor. Bu tabii çok üzücü bir şey. Çünkü Bozcaada o açıdan çok değerli bir yer. Görsel olarak çok güzel bir yer. Çünkü hala çok yoğun bir yapılaşma yok. Ama dediğim gibi bizim geldiğimizde bu zaman içerisinde hem ev sayısındaki artma hem de dışarıdan alınan bağların yeterince dışarıda satın alınan arazideki bağların yeterince bakılmamasından dolayı ister istemez görsel değişikliği fark ediyoruz. Evet. Kaçılmaz. İstanbullu bir şöyle hayal kuruyor buraya gelir gelmez. Aa, bağ var. Bir tane de dam var içinde. Ne kadar güzel. Alalım ve biz de burada yaşayalım. Ama yaşam biçim böyle olmayınca tabii ve buraya 12 ay gelemeyeceği için doğal olarak o bağlar ertesi seneden itibaren Selçuk'un dediği gibi ölüme terk edilmeye başlıyor. Yani bir işte atasözü vardı. Tarlan bağın varsa içinde, teknen varsa kıçında olacaksın diye bir laf vardır. yani ikisinin de içinde olmayınca biliyorsunuz işte teknecilik evet. Yapanlar bir sene sonra tekneyi tanıyamazsınız. Altı yosun tutar içi leş gibi olur. Bağ da öyle. İçinde durmazsanız onun çapasını, bakımını yapmazsanız döndüğünüzde bir bakıyorsunuz her yeri ot bürümüş. Bağ bulamıyorsunuz. Yani o kadar ilginç şeyler oluyor burada. O bakımdan umarım bu zihniyet değişir çünkü bizim bu bağlara çok ihtiyacımız var. Yani tarıma çok ihtiyacımız var. Bakın. Bozcaada'da bağcılık ve şarap işi ne kadar geriye gidiyor acaba? Ya, yani burası zaten yani Tenes, Tenedos şarap tanrılarının adlarından geliyor. Bakus. Bozcaada'nın şöyle ilginç bir yapısı var. Bütün Ege'deki adaların içerisindeki en engebesiz ada diyebiliriz. Yani Bozcaada düz ada. Evet, dümdüz. Yani bir tane yükseltisi var Göztepe diye işte. O da adanın bir tarafında bir yükselti yani. O da 400 metre yüksekliğinde. Onun dışında ada çok rüzgara açık bir ada. Bir de adanın konumu açısıyla da şöyle bir dezavantajı var.
Bütün Ege'nin Poyraz rüzgarlarının başladığı yer genelde Soros Körfezi ve Aleksandropoli tarafından kuzey rüzgarları başlıyor. Meteorolojik yapı itibariyle ve Bozcaada'ya, Gökçeada'ya yalayaraktan işte Çeşme devam edip Ege'nin Akdeniz'de başladığı yerde bitiyor. O bakımdan devamlı rüzgar burada ağaç bayağı etkiliyor çünkü yeni dikilen ağaçlar rüzgarlarda eğiliyor ve çok fazla verim alamıyorsunuz. Onun için buraya ben burayı satın aldığımda, burası eski bir Rum evi, beni ziyarete geldiler buranın eski sahipleri. Onlar çok düşkünler geçmişe. Burada oturdular, işte sohbet ettik. Onlar biraz adayla ilgili bana şöyle ilginç bilgiler verdiler. Mesela dediler ki her Yunan adasında bağcılık yapılmaz. Mesela Midilli'ye gidersiniz, orada aşırı derecede zeytinlik var dediler. Çünkü çok girişli çıkışlı ve oranın toprağı çok fazla bağcılığa uygun değildir. Mesela Samos adası, ki biz ona Kuş adasının karşısında, Türkçe adını hatırlayamadım ama. Evet. Mesela orada bağcılık ve arıcılık vardır. Bu adada zeytincilik olmaz. Sebep, çünkü çok fazla poyraz rüzgarları olduğunda, zeytin de yaprağını dökmeyen bir bitki türü olduğundan, burada zeytin diğerlere göre, orada bir senede büyüyen zeytin burada ancak 3 senede büyüyor. Çok rüzgarlı olduğu için çiçek dökümü yapıyor. Yani neden peki bağcılık? Çok güzel bir şey söylediler. Rüzgarın etkili olduğu alan yerden 60 santimetre yukarıda başlar dediler. Bağlar da genelde 60-70 santim yüksekliğinde olduğu için rüzgardan etkilenmiyorlar. Artı bağ yazın yaprağını verip yaz rüzgarlarını seviyor. Kışın buduyorsunuz, rüzgara tabi kalmıyor onun için. Ve bağ suya en az ihtiyaç gören bitki türü. Ada biliyorsunuz kurak bir ada, Bozcaada olarak geçiyor. Onun için şarapçılığa çok uygun bir ada. Çok eskiye dayanıyor. Burada eskiden çok fazla yerel türler varmış. Evet. İşte kuntura, vesilaki, karalahna gibi. Ama sonradan Türkiye'de işte şarap popülaritesi, daha çok beynemler, üzümlere ilgiler arttıkça işte merlolar, kaberneler, şirazlar, kaberne franklar dikilmeye başlamış. Ama mesela benim bağım hala, ben tradisyonel bir adamım. Yani eskinin korunması tarafındayım. Onun için benim bağım hala çok eskiden Rumlardan devraldığımız bir goble bağ. Kaç yıllık sizin bağlar? Bizim bağlar ben bilmiyorum ama herhalde 30-40 yıllık bağlar. Çok vardır. Eski bağlar bunlar. Tabii şimdi dinleyenler peki, veyahut da üzümle işiyle uğraşmayanlar, ya bağcılıkla uğraşmayanlar goble terimiyle yüksek sistemi anlamayabilirler ama şöyle kısaca bir şey söyleyeyim. Genelde goble bağ dediğiniz şey, bir metre enine boyuna düşünürseniz her köşesine bir adet bağ kütüğünün dikildiği bağ sistemi. Yani her bir metrede bir bağ var. Yani diyelim ki bir dönüm araziniz varsa onu birer metreyle böldüğünüz zaman onun içine işte 100 tane, 150 tane çubuk dikebiliyorsunuz. Sebep niye öyle? Çünkü eskiden burada makine tarımı yapılmıyormuş. 1970'lere kadar bağlar genelde atlarla sürülüyormuş. Onun için atın geçeceği aralık kadar lazım. 1 metre aralıkta. Çünkü at bir soldan gidiyor, bir sağdan geliyor. Ona göre bağlar ayarlanmış. Ve goble gibi bir yani goblede de işte hep ya 1 milim vardır, 1 sküer metre vardır, böyle hep karedir ve o kareyle işlemeler yapılır. Onun için bunlara goble bağ deniyor. Ama daha sonradan tabii hayatımıza endüstriyel makineler girip de traktörlerle ada buluşunca, hem işçilikten maliyet hem de atlar da yavaş yavaş hayatımızdan yok olmaya başlayınca, ki artık adada at kalmadı.
telli ve yüksek bağlar. Onların da özelliği işte 2 metre 20 santim veya 2 metre 30 santim genişliğinde traktörün geçeceği kadar. Anladım. Aralık pırpır diyor. Pırpırlar var. Pırpırlar daha küçük, hala bizim goblet tipli bağlarda atın vazifesini görüyor. Vazifesi onların yani. Onların aralıkları 1 metrenin arasında yürüyecek kadar 80 santim tekerlek aralığı var. Ama traktörlerin yaklaşık 2.10-2.20. Onun için yavaş yavaş işte bağcılık da değişiyor. Çünkü adanın en büyük sorunlarından bir tanesi de işçi bulmak. Evet. Yani eskiden zaten burası bir yani uzun yıllar öncesine gidersek tabii bütün Ege'de Bizans İmparatorluğu ve Yunan krallıklarının yaşadığını düşünürsek bu adada onlardan bize geçmiş olduğu için İnsan sayısı adalarda genelde hep azmış bütün yaşanan dönemlerde. Cumhuriyet tarihinde de genelde anakaradan insanlar adada çalışmaya gelip geri dönüyorlarmış. Yani bağlarda çalışıyorlarmış, bunların bağlarında. Evet. Daha sonra işte değişen politik şartlar ve Türkiye'nin azınlıklara bakış açısının 1960'lardan sonra değişmesinden sonra buradaki yerli halk, ki onlara biz Rum diyoruz ama çok ilginç. Rum'un hikayesini çok kısa anlatayım. Osmanlılar 1453'te Romalılardan İstanbul'u aldıklarında oradaki Romalı halka Rum diyorlar. Sadece Rom'un Rum'u. Yani onlar Yunanistan'da yaşayanlarla hiç alakası yok. Onu da ben Girit'e gittiğimde İşte Bozcaada'dan göçmüş bir Rum'la şey yaptım. İşte dedim ki ya nasıl artık siz şeyinize ya dedi bizim dedi Yunanlarla alakamız yok. Sadece bizim en büyük alakamız Ortodoksluk. Biz ayrı bir kanız yani onlar bizim Rumbatika müziğimiz, İstanbul kültürümüz hiç alakası yok dedi. Yani bizim Atina'yla hiç alakamız yok. Oradaki insanların düşünce tarzıyla hiç alakamız yok. Yani biz kendimize özerk bir nesiliz dedi ama orada da sevilmiyoruz, burada da sevilmedik. Evet maalesef. Ben o hikayeleri çok acıklı bir hikaye. Evet. Evet yani onun için yani burada işte Rum dediğimiz şeylerimizden kalan bağları devam ettirmeye çalışıyoruz. Benim de Bozcaada hikayem çok eski yıllara, 77'li senelere dayandığı için ben ilk geldiğimde Bozcaada'ya Türk popülasyonunda, ya o Türk popülasyonu kadar Rum popülasyonu vardı burada. Evet doğru. Ama daha sonra bunlar gittiler. Hatta şarap fabrikalarında, burada birkaç yerel şarap fabrikasında Rumlar çalışıyorlardı ağırlıkla. Daha sonra onların yerini karşıdan Bayramiç'ten buraya gelen, şaraptan anlamayan pek Türk köylüsü geçti ve dolayısıyla tabi bu da buradaki şarap üretiminin, bağcılığın, şunun bunun böyle biraz geriye düşmesine sebep olanlardan bir şeydir, veridir yani. Bir de orada çok önemli bir bilgi aktarayım belki bilmeyenler için. Esasında Bozcaada'daki üzümleri tabii o zaman 1970'lerde, 80'lerde Türkiye'de tek bir üretici var, Tekel. Ve Türkiye'de de tek kanyak fabrikası, Çanakkale'deki kanyak fabrikası. Adı da Truva Kanyak Fabrikası. Yani bizim yaşlarımızda olanlar, şimdi gençler pek onu bilmezler ama Türkiye'de gerçekten çok güzel Truva Kanyak diye kanyak yapılıyordu. Bu kanyağın özelliği de tamamen üzümden yapılması. Ve bu üzümlerin de daha çok şaraplıktan çok kanyaklık üzüme elverişli olan kuntro üzümü olması. Kuntro üzümünün de özelliği şu, daha ince kabuk ve çok sulu ve tatlı bir üzüm. Burada bir şarap sıkma tesisi kuruyor Tekel. Buradan bağdan toplanan üzümler zaten o zaman Tekel olduğu için devlet her sene bir fiyat açıklıyor. O fiyatla insanlar gidiyorlar Tekel fabrikasına. Tekel sıkma fabrikasının üzümlerini veriyorlar. Karşında paralarını alıyorlar ve o sıkılan üzüm, üzüm suyu sıkılmış şekilde Çanakkale'ye gidiyor. Truva kanyak fabrikasına ve orada kanyak yapılıyor. Ya bu çok güzel fabrikalar vardı. Baksana. Truva kanyak fabrikası. Evet. İstanbul'da likör fabrikası vardı tabii. Ve inanılmaz likörler yapılıyordu. Yerde Mecidiyeköy. Koskoca fabrikayı yıktılar. Bir tek bacası duruyor şimdi. Ne oteli oldu oraya? Fairmont. Fairmont. Evet. Yani daha doğrusu
bütün buradan yola çıkarak baktığımızda çok büyük değerlerimize hiçbir tanesine sahip çıkamadan evet. yok oluyor hepsi. Kapitalizmin dişleri arasında ezilip gidiyor. Maalesef. Evet. Kapitalizmin dişlerinden Oscar Peterson Trio'nun parmaklarına geçelim. Böyle geniş bir piyano çalan kapitalizmin dişlerinden daha keyifli. Evet. You look good to me diyelim o zaman. Thank you.
Bozcaada'da, açık havada kahvelerimiz bitti. Selçuk'un her koşuluyla doğal olan kırmızı üzümünden yapılmış taze mis kokulu şarabından programa devam ediyoruz. Yeme içme sektörüne biraz değineceğiz, o sularda yüzeceğiz. Bir Lübnan mutfağından etkilenmiş yemeklerden, Orta Anadolu'nun inanılmaz zengin mutfağından, dirseğin üzerinden tuz atan restoranlara, bunun peşinde koşan restoranlara nasıl geldik, bu erozyon nasıl oldu? Ya çok ilginç. Yani dünyanın en çeşitli mutfak mozaiği olan bir ülkede yaşıyoruz. Bunu ben nasıl bu kadar net söylüyorum? 80 ülke görmüş bir insanım yani. Hindistan, Pakistan, İran, Lübnan, Mısır, bütün Avrupa devletleri, Güney Amerika. Yani gezmeyi çok sevdim. İşim itibariyle gezdim. Her yerde yemek yedim. Her yerde bir şeyler yaptım. Sadece bunu bütün buradan dinleyenlere ne söyleyebilirim ki? Dünyada yemek çeşitliliği Türkiye'ye kadar olan hiçbir ülke yok. Bu konuda herkes de çok açık tartışabilirim. Çünkü bizdeki mutfak birikimleri yahut yeme içme birikimlerini şöyle bir üzerinden bir gidersek, bir düşünün. Bir kere Anadolu kültüründe yaşayan uygarlıkları bir düşünün. Onların getirmiş olduğu yeme içmelerini düşünün. Yani kimler yaşamış bu ülke topraklarında? Ve hala orada gelip de bizde yaşayanlar var. Artı biz buraya misafir gelmişiz. 1071'de Malazgirt'ten girdiğimiz zaman zaten bu ülkede binlerce yıldır yaşayıp değişik yemek kültürlerini yaşayanlar varmış. Biz sonra tutmuşuz. Orta Asya'dan kendi yeme içme özelliklerimizi getirmişiz. Bu arada ülkenin güneydoğusunda ki oluşumlardan dolayı Arap kültürünün etkisi altında kalmışız. Arap mutfağı ki en zengin mutfaklardan bir tanesi. Lübnan mutfağı, Suriye mutfağı, Acem pilavı, İran mutfağı. Yukarıya gitmişiz Gürcü mutfağı. Ben birçok insanlar bilmez belki Gürcü mutfağı. Anadolu ve Orta Asya sentezidir. Çok güzel mezeleri vardır. Yani gitmeyen varsa bir Tbilisi'ye gidip böyle güzel restoranlarında Avrupa'yı hiç aratmazlar ve çok milliyetçilerdir. Kendi yemeklerini hiçbir şekilde yozlaştırmayıp hala kendi şeylerine sadık kalan öz mutfaklarından bir tanesidir. Oradan kalkıyoruz Karadeniz'e geliyoruz, apayrı bir dünya. İç Anadolu'nun mutfağı apayrı bir dünya. Trakya apayrı. Ege'ye geliyorsunuz apayrı. Zeytinyağlar. Yani et var, balık var. Her şey var. Ot var. Her şey var. Ama kalkıyorsunuz İstanbul'a gidiyorsunuz. Neymiş efendim? Street food'muş. Neymiş efendim? Kokoreçmiş. Yok köfteymiş. Yok işte ayaküstüymüş. Yok gidiyorsunuz hızlı yemek yerleri. İşte yok kitchenetler, midpointler, pizza restoranları. Nerede kaldı bizim mutfağımız ya? Bizim gençliğimizde esnaf lokantaları vardı. Esnaf lokantalarında acayip Anadolu ve zeytinyağlılar vardı. İncik kebapları vardı. Sulu yemekler. Yani sulu yemekler vardı. Şimdi borsaya gidiyorsunuz. Sıraya giriyorsunuz. Bizim okuldaki tablodot gibi yemekler, bizim okul yemeklerinden daha lezzetsiz yemekler yapıyorlar. Ve bu neden oluyor bilmiyorum. Yani birazcık herhalde biz popülerizmi çok seviyoruz. Popülerimizin neticesinde de çok hızlı bir şekilde bir takım değerleri kaybediyoruz. Kaybediyoruz. Kendi değerlerimizi, kendi mutfağımızı kaybediyoruz. Ve ortaya çıkan bir kat garibesi şeylerden mutlu olmaya çalışıyoruz. Biz burada ne yapmaya çalışıyoruz? Burada Ege mutfağı yapıyoruz. Ben biraz Lübnan'a gittiğim için biraz daha doğrusu bunu Akdeniz mutfağı da diyebiliriz. Yani Akdeniz mutfağını ben çok seviyorum. Ta İspanya'dan başlayıp Akdeniz'i şöyle bir turlayın gözünüzde, öbür tarafta Fas'ta bitiyor. O kadar çok ortak değerlerimiz var, o kadar çok yetiştirdiğimiz şeyler birbirine benziyor ki onların uygulamaları ve bizim uygulamalarımız birbirine çok yakın. Çünkü hepimizin ana maddesi zeytinyağı. Bizi ortak şeyde birleştiriyor zeytinyağı. İkinci ortak birleştiren şey hepimiz ekmeği çok seviyoruz. Zeytin yani, bir
Uygarlık kriteri. Tabii ki. Müthiş bir şey. Müthiş bir şey. Ve üçüncü şey şarap. Hepsinde var. Yani tabii Kuzey Afrika'da çok fazla yok ama İspanya'dan ta Lübnan'a kadar en verimli üzüm yetiştirilen coğrafya. Bunların üçünü bir araya getirdiğiniz zaman ekmek. Hepimiz ekmek yemeyi çok seviyoruz. Evet. Akdeniz ülkeleri. Hepimiz peynirciyiz. İtalya'nın peynirleri, İspanya'nın peynirleri, Yunanistan'ın peynirleri, bizim peynirlerimiz. Bizim zeytinyağlarımız, bizim mezelerimiz. Hepsi birbirine çok benziyor. Bunları bir sentez yapacağımıza biz gidip Avrupa'dan, Amerika'dan yarı hızlı mutfak çeşitleri işte midpointler, kitchenette'ler veya buna benzeyen evet. Yok işte big chef'ler 50 tane 60 tane fiyatlar fiyat diyorum. Telefon menüde seçmek için 20 dakika uğraşıyorsunuz. Ama dünyada değişen bir kültür var. Nedir o kültür? Elimizdeki malzemeyle en verimli ve en iyi üretmek. O da neden geçiyor? Az ve öz yapacaksın. Yani artık dünyada iyi restoranlara gittiğiniz zaman menülerin hepsi bir sayfa, maksimum iki sayfa. 3-4 tane giriş, 3-4 evet. tane ara sıcak, 3-4 tane ana menü, 2-3 tane tatlı. Az bunu sorduğunuz zaman şeflere niye böyle yapıyorsunuz? Bir, her şey taze ve az olsun. Ziyan edecek kadar çok bir şeyimiz yok. Ne iyi yapıyorsak onu en iyi yapalım. Çok yani bir yaptım. Şefin evet. 50 tane şey yapması mümkün değil zaten. Evet, yani 50 yani. Tane şey yapması imkan yok. Öyle bir şey yok. Yani şey müzisyen gibi düşünün. Tabii tabii. Kaç tane yani hepimizin yetkisi var, yetisi vardır. Yani bir müzisyen piyanoda çalar eğer kulağı varsa ama hiç kimse bütün müzik aletlerini çalmak için uğraşmaz. En iyi çalıyorsa piyanoya yönelir. En iyi çalıyorsa trompete yönelir. Evet. Biz nedense Türkiye'de biraz şeyi seviyoruz. Balık da olsun, tavuk pizza da olsun, et makarna da olsun, pizza da olsun, evet, makarna evet. da olsun. O zaman dediğiniz gibi 40 sayfalık menüler evet. çıkıyor. Ve ne oluyor? Hiçbir de bir işe yaramıyor. Hepsi de ortalama oluyor. Aynen maalesef. Bir de ben bir epey evvel bunun farkına vardım. İstanbul'da gittiğim meyhanelerde eskiden meyhanelere göre mezelerde farklılıklar vardı. O farklılıkların olmadığını gördüm. Daha sonra öğrendim ki meze yapan yerler varmış ve bunlar fabrikalar var. Meze fabrikaları. Meze fabrikaları. Evet aynen öyle. Meze fabrikaları. Ve bunlar meze dağıtıyorlar. O zaman o restoranların aynen konuştuğumuz gibi şimdi hiçbir özelliği kalmıyor. Ya bütün olay alkolize döndü artık. Evet. Millet alkol almak için yanında bir şeyler yemek istiyor. Evet. Yani bakın uzun zamandır İstanbul'a gitmedim ama gençliğimden beri voleybol oynadığımdan dolayı biz Galatasaray Lisesi'nin salonunda antrenman yapmaya giderdik. Ya orada bir Nevinzade işte Galatasaray'dan aşağı inerken ki meyhanelerin şu anda hiçbiri kalmadı. Bir hasır vardı, bir tombik vardı. Ya bir dolu çok güzel mekanlar vardı. Hepsi yok oldu. Yani tradisyon olarak hepsi yok oldu. Ben başka bir ülkeye gittiğim zaman hep şunu soruyorum. Ya burada uzun yıllardır açık olan restoranlar benim için çok daha değerli. Bir gidiyorsunuz adam Yunanistan'a böyle şey gibi iftarı sertifikası gibi 1950'den beri varız. 1940'tan beri varız. Yunanistan'a gidiyorsun. Tabii yeni mekanlar da var ama o eski mekanlardaki yemeklerin farklılığı, sunum şekli. Neden biz bunları saklayamıyoruz? Neden bu kültürleri yitiriyoruz? Bunu anlamış değilim. Yani bu çok üzücü ve üzücü bir şey ama maalesef biz hep de, yeninin peşindeyiz. En son cep telefonu gibi. Siz 2020 var bizde de. Evet, aynen öyle. 2020'den beri. Şimdi söyleyecektim. Atilla ağzından bal damladı. Bir de bizde şöyle bir şey var tabii. Bir şeyin devamlılığı çok yok. Bu restoranda da böyle, sanatta da böyle, müzikte de böyle ve insan ilişkilerinde de bu hale geldi. Bu tam tipik Amerikan kültürü dayatması. Kullan, tüket, yok et. Dolayısıyla bu devamlılık çok önemli bir şey. O zaman devam edelim. Nina Freelon'dan geldi. Gelsin. The Very Thought of You. Hoş bir parça. Hep birlikte dinleyelim. The very thought of
And I forget to do the little ordinary thing everyone ought to do. Living in a kind of daydream, I'm happy as a queen, and foolish though it may seem to me, that's everything. The mere idea of you. The longing here for you. You'll never know how slow the moments go till I'm here with you. I see your face in every flower. Your eyes in stars above. It's just the thought of you, the very thought of you, my love. Zippy, baby, oh, boy. The thought of you.
Sevgili Laflayacağız dinleyicilerim, maalesef yine çok çok keyifli bir programın sonuna geliyoruz. Ama tabii bu yeme içme işlerine girince bu konulardan çıkmak da çok kolay değil. Şimdi ben en son 2020 senesiydi Bolcaada'ya geldiğimde. Hala sizin biraz önce söylediğiniz gibi çok bir bozulma yok. Yani mutlaka siz çok daha iyi gözlemliyorsunuz ama bu yeme içmeye nasıl yansıdı? Yani hala Bozcaada'da yediğimiz şeyler bizim İstanbul'da yediğimiz şeylerden çok çok lezzetli, çok başka. Yani bu sabah bir ot salatası yedik, tadı hala damağımızda. Nasıl değişti veya yani nelere dikkat ediyor Adalılar? Yani şimdi şöyle bir şey var. Adanın bu her yerden uzak olmasının kendisine getirmiş olduğu bir takım avantajları var. Yani kendi kendine yetme durumu var. Zaten Ege'de bildiğiniz gibi ot çok önemli bir mutfağın parçasıdır. Hala da bana göre genetiğinle oynanmamış ve kendi halinde büyüyen ve hiçbir şekilde dışarıdan müdahale etmeyen doğal otlardır. Yani işte bunlar nelerdir? Gelincik otu olur, kaz ayağı olur, radikası olur, turp otu olur, şevketi bostanı olur. Yani bütün bunlar ve en güzel mevsimdesiniz biliyorsunuz. Baharda otlar coşar. Hazirandan sonra doğru düz ot bulamazsınız. Çünkü onlar kendiliğinden var olan otlar olduğu için havalar ısınıp yağışlar durunca otlar da kururlar ve onlar kendi tohumlarını döktükten sonra bir yıl sonra aynıları bir daha çıkar. Bir de bunun yanı sıra tabii burada sizin İstanbul'da veya büyük şehirlerde olmayan bizim büyük bir avantajımız var. Burada haller yok. Buraya en yakın hal Balıkesir'de var. Yani Çanakkale'de bile hal yok. Böyle olunca tabii yerel üretici ürettiği miktarı çok fazla üretmediğinden dolayı bu üretimleri çok fazlalaştırmak ve çeşitlendirmek için çok fazla endüstriyel tarıma girmiyor. Mesela burada seracılık yok havanın soğukluğundan dolayı. Daha çok insanlar yaptıkları, daha doğrusu yetiştirdikleri şeyleri koruma yöntemiyle kışı geçirmeye çalışıyorlar. Yani tamam buraya pazarlara işte dışarıdan domates geliyor ama mesela şeyde başlar. Meşhurdur Çanakkale domatesi, çok fazla kalmadı ama çok fazla çıktığı zaman insanlar burada Çanakkale domatesinden sosunu yapar, salçasını yapar. İçeri bile var. Bütün domatesleri kaynatıp konserve yapar. Aynı şekilde kış sebzelerinin bizim burada en fazla yediğimiz yerlerdir. Mesela ıspanak doğal olarak yetişir. Efendime söyleyeyim kerevizdi, pancardı, bunun gibi havuçtu, lahanaydı, işte bunlar daha çok kışın burada kullanılan sebzeler ve köylüler de getirdiği için gidip hale de gidip Balıkesir halinden de çeşitlemeler yapamadığı için genelde kendi kış yetiştirdiklerini kışın getirirler, yazın yetiştirdiklerini yazın getirirler. Çok büyük bir üretim şey olmayan, mandıralar İstanbul'a mal yollayamayan, daha küçük üretim yapanlar burada pazarlarda kendi peynirlerini satarlar. Bunlar da genelde Ayvacık'taki mandıralardır, biraz Ezine'deki mandıralardır. Onlar daha klasik ve daha farklı peynirler üretirler. Çünkü çok fazla ticari değillerdi. Yani binlerce kutu peynir üretmektense daha az ve daha az peynir üretirler. Onların lezzetleri tabii daha farklı oluyor. Bütün bunların getirmiş olduğu burada koyun sütünden mesela ben hala şu anda tam mevsimi koyun yoğurdu İstanbul'da yıllardır yiyemezdim. Ama burada gerçek koyun yoğurdu yiyebiliyorsun. Gerçek keçi yoğurdu yiyebiliyorsun. Çünkü köylü hangi hayvanı yetiştiriyorsa onun yoğurdunu yapıyor, onun peynirini yapıyor. Keçi peynirini yapıyorlar, koyun yoğurdunu yapıyorlar. Herkes kendisinin ihtiyacı kadar ekiyor, fazlasını da gelip pazarlarda satıyor. Köylü pazarları var burada. Tabii burada doğru gıdaya ulaşmak çok daha kolay. Ve yani bütün şeflerin söylemiş olduğu bir şey vardır. Ne koyarsan onu alırsın. Yani kimse yemeğin lezzetini kendi öz lezzetlerinin getirdiği çeşitliliği verecek kadar dünyaya usta gelmiş bir şef yoktur. Onun için şefler her zaman iyi malzemenin peşinden giderler. İyi malzemeyi kötü yapmak gerçekten çok büyük bir kabiliyettir. Yani zordur yani. Zordur yani. Size şunu söyleyeyim. Çok güzel bir otu üzerine
güzel bir sızma zeytinyağı döktüğünüz zaman şef olmaya ihtiyacınız yok. Yeter o. Ve bunun kendi lezzetini hiçbir şeyde bulamazsınız. Çok basit bir şeydir. Ama dediğim gibi bunlara erişmek artık çok zor oldu. Birazcık hayatımıza bu marketlerin girmesi ve o marketlerde bize kolaylıklar sunması, işte Doğru Tarım ismi altında yüzlerce metrekarede yahut da dönümlerde üretilen ürünlerin market raflarında bize sunması güzel bir şey, ama bunların tabii Doğru Tarım ne kadar doğru orası ayrı konu, ama hiç lezzetlerinin hepsinde bizim yediklerimizden çok farklı. Bir kere Doğru Tarım'da inanılmaz bir gübre, ilaçlama falan filan. Bunların bir tanesi yok. Ve Doğru Tarım yapmak da bugün çok zor. Çünkü siz burada tarlanızı ilaçlamıyorsunuz ama yandaki tarlaya adam ilaç atıyor. Tabii ki. Ve tabii. Bitti. Yani en büyük sorun zaten şu anda ekonomi fiskiyel. Yani ekonomi büyüklüğünün getirmiş olduğu talep ihtiyacını karşılayacak yeterince arz olmayınca, zaten Türkiye'deki tarım politikaları da şu anda herkesin bildiği gibi geçmiş yıllarda çiftçiyi terbiye etme amaçlı nohutun fiyatı çıktı ithal edelim, yok buğday pahalı oldu ithal edelim, bugün geldiğimiz nokta kendi paramızın değeri düşünce ithal ettiğimizin fiyatları acayip arttı ve bir anda umulmadık enflasyonlara gitti. Herkes diyor ki ya enflasyon nasıl bu kadar yükseldi? Ya? Sebebi çok basit. Sen kendi çiftçini desteklemediğin için şu anda yurt dışından buğday alıyor Türkiye. Şu anda 450 dolar tonu buğday. Çarpıyorsunuz 6,5 liraya 7 liraya buğday geliyor Türkiye'ye. Ne oluyor? Aradaki farkı devlet karşılıyor. Un fabrikalarına veriyor. 3 liradan 3,5 liradan un veriyor. Gene çiftçi buğdayını ekmiyor. Ne olacak? Gelecek sene daha az ekilecek. Zaten bu sene gübre sorunu var. İlaçlama sorunu var. O sorun var, bu sorun var. Yani çok büyük radikal değişiklikler olmadığı müddetçe 1930'larda 40'larda Türkiye tamamen tarım fazlası veren bir ülkeyken şu anda her konuda açık. Nohut, evet. Mercimek ithal eden ülke haline geldi. Tabii canım, işte bir savaş çıktı. Ayçiçek yağı krizi başladı, patladı memlekette, kuyruklar oldu, ayçiçek yağına hücum etti insanlar falan. Aslında insanlar farkına varsa her şey dışarıdan geliyor ve burada üretim yok. Çok ilginç, Rusya'da yaşadığım senelerde, evet. Rusya'da zeytinyağı yok. Rusya tamamen ayçiçek yağı üzerine kurulmuş bir sistemdi ve o zaman Rusya'da rafine ayçiçek yağı fabrikası yoktu. Ayçiçek yağı genelde sıkma olarak yapılır. Bizdeki gibi. Bunun diyeceksiniz özelliğine o kadar güzeldi ki ayçiçek yağı buram buram ayçiçek kokardı. Salatanıza dökerdiniz sanki böyle tane ayçiçek atmışsınız da, hani şimdi yapılan salatalarda meşhur böyle kabak çekirdeği iç atıyorlar, ayçiçek çekirdeği iç atıyorlar. Mis gibi kokuyordu, ama daha sonradan tabii Rusya'da politik kapitalizme geçip de yurt dışından büyük yatırımlar alınca o fabrikaların hepsi rafine döndü. Neden rafine? Çünkü öbür türlü ayçiçek yağından 10 kilo üretebiliyorsan rafineden 15 kilo üretebiliyorsun. Çünkü her şeyi rafine ettiğinden dolayı hiçbir koku, hiçbir tat kalmıyor. Kayıp çok olmuyor. Kayıp çok olmuyor, ama hep dediğim gibi yani biz ne yaptık? Biz kendi ayçiçek üretimimizi fiyatları pahalı diye kendimiz almadık. Ayçiçek çekirdeğini bütün ithalatçılar yurt dışından getirmeye başladı. Trakya'da ben gençliğimde hatırlarım, İstanbul'dan çıkardım. Edirne'ye kadar her taraf sapları, onlar ayçiçek demezler güne bakan derdi. Her taraf güne bakan. Şimdi bir tane tarla göremiyorsunuz güne bakan. Ne oldu? Bugün ayçiçek yağı da zeytinyağı neredeyse aynı fiyata geldi. Evet, doğru. Yani bunlar hep ileriyi görememek ve biz günü yaşayan bir toplum olduğumuz için de elimizdeki değerleri o kadar hızlı yitirdik ki, işte Ahmet'in anlattığı gibi eskiden neler vardı, şimdi elimizde hiçbir şey kalmadı. Ne likör fabrikamız kaldı, ne şarap fabrikamız kaldı, ne konyak fabrikamız kaldı. Tabii bunlar bir taraftan da devlet politikalarıyla alakalı. Tabii. Son 20 yılda biz köprü üzerine köprü yapmaktan, inşaattan rant elde etmekten, AVM yapmaktan,
ne tarımla, ne hayvancılıkla, ne de kendimizi doyuracak bir avuç toprakla hiçbir alakamız kalmadı. Yurt dışında çok güzel bir terim var bu hayvancılıkla ilgili, bu atasözünü söylemek istiyorum. Eğer siz hayvanı ota götürürseniz, hayvanın ürettiği et de süt de ucuz olur. Ama otu hayvana getirseniz, ki Türkiye'de otu hayvana geliyor. Evet. Bu ne demek oluyor? Yani siz dışarıdan yem alıyorsunuz. O yemin ham maddesi yurt dışından geliyor. O aldığınız yemleri götürüyorsunuz. Hayvanın önüne koyuyorsunuz. Onun bir maliyeti var. Bunun sebebi ne? Türkiye'de meralar öldü. Meralar bitince her yer kapalı. Kombine tarıma döndü. Evet. Hem etin kalitesi düştü. Hem de etin fiyatı 2 misli, 3 misli oldu. Yani. Hayvan sayısı azaldı. Çünkü hayvana bakmak daha maliyetli oldu. Yani her hepsi yaşanan tradisyonel tarımın yok olmaya yüz tutmasıyla alakalı. Ama yani tarımın yok olmasının nedeni çok ilginç. Eğer vaktimiz varsa çok kısa bir bilgi tabii. Bundan yıllar önce Türkiye'de tamamen buğday kendi tohumlarıyla üreten ve kendi atalık tohumlarıyla üretim yapan bir ülkeydik. Bazı Anadolu buğdayları birbiriyle eşleşmesine rağmen hepsi bizim kendi ürünlerimizdi. Fakat 1963'lerde, 64'lerde Amerika'da Green Revolution denilen bir şey oldu. Ve Kentucky Üniversitesi bir adam, sonradan bu adam Nobel ödülü aldı. Buğday, mısır ve soya da gama ışınları tutarak bunların karakteristiğini değiştirdi. Genetiğini değil, karakteristiğini. Yani bunlara mutant buğday denmeye başladı. Mutant bildiğiniz gibi dünyaya ait olmayan şeylere mutant deniyor. Bu da neden oluyor? Bunları koyuyorlar kemirgenlerin önüne. Bir de doğalı koyuyorlar. O mutanta gitmiyor. Doğalı yiyor kemirgenler. Ve bunların da özelliği normal buğdaya göre 2 misli 3 misli verim vermeleriydi. Fakat bunlar verim verebilmesi için buğdayın başı daha kalınlaşıyor. Bu sefer vücut kafayı taşımıyor ve buğday yerlere sürmeye başladı. Bu sefer dediler ki biraz daha gama ışınlarını oynayalım. Buğdayın boyunu küçültelim. Ne oldular? Boyu, bu normalde doğal buğdayın boyu 60 ile 80 santim arasındadır. Şu andaki buğday tarlalarında 40 santimdir. Daha kısadır. Buna dwarf buğday denir. Hayvan yemi de çıkmıyor tabii o zaman. Saman da azaldı. Dwarf'un özelliği şudur. Yere yakın oldukça güneş ışığı toprağa değer. Diyeceksin ki değsin ne olacak? Ama onun şöyle bir dezavantajı var. O zaman yabani ot çıkar. Normal buğdayda dibinde ot bitmez. Çünkü doğal buğdaydı. Çünkü yüksektir, dibine güneş ışığı gelmez. Evet, ne oluyor? Bu sefer dediler ki hiç üzmeyin kaçanınızı. Onu da çözdüler. Zira ilaçları getirdiler ve Türkiye'de bu sefer ot ilaçları atılmaya başlandı. Dolayısıyla toprağın verimliliği bozuldu. Aynen, toprağın verimliliği bozuldu. İkinci önemli sorun şuradan başladı. Aynı toprakta siz 300 kilo alırken 600 kilo almaya başladınız. Toprak 2 sene üst sene 600 kiloyu verdi. Bu sefer verim düşmeye başladı. Dediler ki hiç problem değil. Gübre fabrikaları yapacağız. Ve Türkiye'de her yerine gübre fabrikası yapıldı. Ve domino taşı gibi zincirlenip felaket başımıza geliyor. Gübreler verilmeye başlandı. Ve biz hibrit tohumlar bildiğiniz gibi bir daha ondan ekemiyorsunuz. Size her sene dışarıdan tohum geliyor. Tabii. Siz o tohumu ekiyorsunuz. O tohumu karşılığında buğday alıyorsunuz. Ve ne oldu? Biz kendi buğday stoğumuzu yitirdik. Şu anda biz atalık buğdaylar yetiştirmeye çalışıyoruz. Ben Polatlı'da yerler kiralıyorum. Burada Kızılca buğdayı ekiyorum. Sen çok geri dönecek mi bu işler? Belki uzun zaman olacak ama dönecek mi? Şöyle hayatta iki tane sevdiğim laf vardır. Zor oyunu bozar. İkincisi de açlık insanları terbiye eder. Her zaman bir laf vardır. İnşallah açlıkta terbiye olmazsın diye. Evet, doğru bir laf. Öyle bir noktaya geliyoruz ki bir zaman sonra
kendi ürünlerimizi üretmek zorunda kalacağız. Çünkü artık yurt dışından getirdiğimiz ürünlerin fiyatlarıyla Türkiye'de kazanılan paraların karşılığında bunlara erişmek imkansız. Çok doğru. Ve mecbur kalacağız yeniden kendi buğdayımızı. Ve bir süreç geçecek. Çok ağırlı bir sıncılı bir süreç geçecek. Onun için eskiden nadasladığımız sisteme geri döneceğiz. O zaman daha az gübre kullanıyorsunuz. Türkiye'de binlerce dönüm boş arazi var. Neden? Çünkü adam o araziyi sürecek enerjiyi harcadığı zaman mazot parası onu karşılamıyor. Yani birçok sorun var ama dediğim gibi işte hayatın getirmiş olduğu şartlar bizi yeniden doğru yolu bulmamıza şey yapacak yani hükmedecek. Peki. Bunu böyle yapacaksın. Başka alternatifin yok. Yani evet. Çünkü bugün buğdayın kilosu 6-7 lira olunca mecbur insanlar 6-7 liradan yurt dışından getirmekse Türkiye'deki. Türkiye'de. Evet, doğru. Evet, inşallah evet. O yakın bol günleri. Yani Selçuk öyle bir şeyler anlattı ki yüreğim ferahladı. Evet. Biz görmesek de bizden sonraki. Evet, aynen. Evet, aynen. Mühim olan o. Evet. Evet, yine bir parçaya gidelim. Evet. Brentford Marsalis'ten gelsin bir parça. Gelsin. The Ruby and the Pearl dinliyoruz. Thank you.
Laflayacağız dinleyicilere. Merhaba. Sevgili Selçuk Aykan'la Bozcaada'da misafir olduk kendi yerine ve nefis bir programın sonuna geldik diyelim. İstemeye istemeye sonuna geliyoruz. Sohbeti kesmek istemiyoruz ama programda çok uzayacak. Peki bir sürü şey konuştuk ama gençlere ne diyeceğiz Selçuk? Evet. Yani gençlerle ilgili fikirlerimizi mi söyleyeceğiz? Evet, gençlerle ilgili. Şimdi gençler kafası kesik tavuk gibi dolaşmasın diyorum ben hep. Buradan onların kulağına kar suyu kaçıralım. Okul bitiyor. Yapacakları hiçbir şey yok. İş bulamıyorlar, açıkta kalıyorlar. Mutlaka benim söylediğim şey bir merakları olsun. Evet. Ya şimdi şöyle bir şey var. Maalesef biz çok fazla enformasyon toplumu olmamıza rağmen doğru enformasyonları kullanmıyoruz. Popüler enformasyonları kullanıyoruz. İşimize yarayandan çok bir toplulukta ilgi çekecek konular üzerinde daha çok yoğunlaşıyoruz. Ama benim gençlere veya gençlere demeyeyim de şu anda önümüzdeki yıllarda bizim gençler 7'den 70'e kadar önümüzdeki yıllarda hayatında farklılık yapmak veya değişik bir şeyler yapmak için böyle düşüncelere dalan arkadaşlara söyleyeceğim şey var. Bir şey yapmak için zaman hiçbir zaman geç değil. Ben bu işe 50 yaşında başladım. 60'da da olsa 60'da da başlardım. Hiç problem değil. Birçok kişi diyor ki imkan işte yok, sermayem yok, yok işte bunu yapacak yeteneğim yok. Ama bütün mesele şuradan geçiyor. Popülaritenin peşinde olmayıp, yani bu popülarite sadece yaşam tarzıyla ilgili değil, bulunduğunuz mekanlarla da ilgili. Eğer siz mesela tarımla ilgilenmek istiyorsanız illa Urla'nın yakın bir yerinde değil, Anadolu'nun biraz daha iç kesimlerine girdiğiniz zaman hala belki insanlar şaşıracaklar da 30-40 bin liraya satılan yerlerin olduğunu bilecekler. Yani bir köy evi, bir toprak, bunları bu 300 metrekarede olabilir, 700 metrekarede olabilir. Bütün mesele o yaşamın içerisinde beklediğin şey nedir? Ne kadar bir ruhsal zenginlik mi istiyorsun yoksa necesel zenginlik mi istiyorsun? Ruhsal zenginliği bir dağ köyünde de yakalayabilirsin. Uzak, yani sahiller evet popüler ve pahalı ama illa sahilde olmak zorunda değiliz. Bizim coğrafyamız İç Anadolu ile Ege ve Akdeniz'i yakın çevrelere baktığımız zaman Burdur'u'ydu, Uşağı'ydı, Manisa'sıydı, onların iç taraflarına gittiği zaman her zaman yapılabilecek bir şey var. Ve orada kendini yaşayabilecek kadar, yetiştirebilecek kadar imkanlara sahip olabilirsin. İlle hem şey olsun, ne derler adına, bir laf vardır işte, hem otobüsün yanında olsun, hem tekerlek üstü olmasın, hem de uygun fiyat olsun. Böyle bir dünya yok. Yani biz de buraya ilk geldiğimizde Bozcaada bu kadar popüler değildi. Son 5 senede Bozcaada popüler evet. oldu. Burası hala mahrumiyet yeri diye geçiyor memurlarda. Çünkü kışları burada 300-400 kişi kalıyor ve hayat burada zor. Ama demek istediğim şu, hayallerin peşinde koşarken hayal dediğiniz şey mekana ve yere bağlı olmamalı. Hayal dediğiniz şey yapmak istediğiniz şeyi yapabildiğiniz yer sizin için hayaliniz olmalı. O da imkanınızın yettiği yer sizin için orası olmalı. Evet, hayalin geldiği nokta odur o zaman. Evet, yoksa hayallerin, herkesin hayalleri var ama o erişebilecek hayallerin peşinde koşmak lazım. Aynen. Hedefleri erişebilecek noktaya koyup Urla'nın deniz kenarında bir arazi alayım da orada da buğday ekeyim diye düşünüyorsan öyle bir hayal yok. Öyle bir hayal yok. Öyle bir hayal yok. Ama bu işi yapmak istiyorsan Polatlı'ya gidersen Polatlı'da kullanılmayan o kadar çok arazi var. Orada bir takım şeyler yapabilirsin. Veyahut da işte
ille bir şey yapacaksan başka yerlerde de yani önemli olan şey yapacağın şeyin bilgisine sahip olmak. Ona bilgisine sahip olduktan sonra her şeyi her yerde yapabilirsin. Evet. Vallahi şimdi bu sohbetten çıkardığım derslerden bir tanesi, sevgili Selçuk, bir göçmen çocuğu. Çalışmanın haricinde ve kendinle ilgili eğitimi tamamlaması haricinde, okuyarak, birebir eğitim, çalışarak, bunun haricinde hiçbir şeyin peşinde koşmamış. Aynen. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Çok keyifli bir program oldu. Evet. Biz çok keyif aldık. Çok çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Çok güzel ağırladınız çok bizi. Çok büyük bir değişiklik oldu. Evet. Çok. Bu son zamanlarda, bu sene yaptığımız şeylerde bir Türk cazcıdan son kapanışı yapıyoruz. Atilla Kim'den ne geliyor? O zaman madem Bozcaada'dayız, Bozcaada Caz Festivali'nden 2022'deki festivalden bir parça gelsin. Polente Feneri diyelim. Cenk Erdoğan ve Deniz Mahir Kartal ve Cenk Erdoğan'dan geliyor. Hep birlikte dinliyoruz. Tekrar çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Sizin de ağzınıza sağlık, ellerinize sağlık. Kalktınız, geldiniz. Bizi mesut ettiniz. Selçuk, yüreğinden öperim. Hoşçakalın, iyi akşamlar, iyi geceler. İyi akşamlar, hoşçakalın hepinize. Sağ olun bizi dinlediğiniz için.
Ben Ahmet Görsev. Ben Atilla Aygin. Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız.